Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin 55 yıllık siyasi geçmiş olduğunu ve geçmişte belediyelerin ahlaklı belediyecilik anlayışıyla yönetildiğini dile getirerek, ahlaklı belediyecilikte belediye başkanlığı makamı ticaret değil, ibadet makamıdır, dedi. Erbakan bir otelde düzenlenen yeniden Refah Partisi belediye başkanları toplantısına katıldı. Burada konuşan Erbakan, partisinin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde %6,2 oy alması sonucu 3. parti olduğunu kaydederek, bu büyük başarı hepimizi sevindirdi. Belediye meclisi seçiminde Türkiye geneli oy ortalamamız %7'ye ulaştı. Bu sonuçlara göre bir önceki seçime göre oylarını %100'ün üzerinde artırarak 31 Mart seçimlerinin tartışmasız galibi ve zafer kazanan partisi yeniden refah partimiz olmuştur. Yeniden refah partimiz bugün Türkiye siyasetinin parlayan yıldızıdır ve Türkiye siyasetinin en güçlü aktörü ve anahtar partisi konumundadır değerlendirmesinde bulundu. Değerli Başkanlarım, kıymetli belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, yeniden refah partimiz 20 ilde yüzde onun üzerinde oy almıştır. 132 ilçede yüzde 20'nin üzerinde oy almıştır ve 210 ilçede de yine yüzde 10'un üzerinde oy alarak belediye başkanlığını kazanmasa bile pek çok bölgede çok ciddi başarı göstermiştir. Milletimiz tercihini milli görüşten ve yeniden refahtan yana kullanmıştır. Bu sonuçlar milli görüşün ikinci 40 yılda yeniden şahlanışı demektir ve yeniden Refah Partimiz'in iktidar yürüyüşünün ayak sesleri demektir elhamdülillah. Belediye başkanlığı makamını ticaret makamı olarak değil, ibadet makamı olarak görerek hizmet edecek. Belediye başkanlığı makamını kendisini ve akrabalarını zengin etmek için kullanılan bir ticaret makamı olarak görmek rant belediyeciliğinin özelliğidir. Ahlaklı belediyecilikte Belediye başkanlığı makamı ticaret değil ibadet makamıdır. Neyin ibadeti? İşte biraz önce hadis-i şerifi söyledik. Yine bir başka hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yol üzerindeki bir dikeni alıp insanlara zahmet vermesin diye kenara koyan insana sevap vardır buyuruyor. Bu bir sadakadır buyurun. Şimdi beş sene bir ilde bir ilçede belediye başkanının yapacağı hizmetleri Yol üzerindeki dikeni alıp kenara koymakla bir kıyaslayın. Ne kadar muazzam bir sevaba ulaşılacak. İşte bu anlayışla, bu inançla belediye başkanlığını ibadet makamı olarak görerek inşallah hizmet edecekler. Belediyelerin yönetiminde yolsuzluğa asla müsaade edilmeyecek. Tüm faaliyetler şeffaf ve denetlenebilir şekilde yürütülecek. Belediyelerimizin bütün kademelerinde rüşvete kesinlikle geçit verilmeyecek. Belediye harcamalarında israfa son verilecek. Belediye bütçesinden harcama yaparken kendi cebimizden harcama yapmaktan daha hassas davranılacak ve en kısa sürede denk bütçe gerçekleştirilecek.